Merhaba arkadaşlar. Bugün aşotu yani kişniş çorbası yapıyoruz. Bu çorbayı küçüklüğümde rahmetli anneannem çok yapardı. Ve o zamandan beri çok sevdiğim, vazgeçemediğim bir çorba. Bunun için yarım demet kişnişimiz var. Yani bazı yerlerde bout, aşotu olarak veya Çin maydanozu diye biliniyor arkadaşlar. Bu Çin maydanozun birçok faydası var. Yani saçlardan tutun, kemiklerden artık saç sağlığına kadar, sindirim sistemine kadar birçok faydası var. Siz de araştırırsanız ne kadar faydalı bir ot olduğunu göreceksiniz bunun. Şimdi yapım aşaması için yarım su bardağı kadar iri bulguru yıkayıp süzdüm. Şimdi bunu tenceremize bırakıyoruz. Bu bulgur bildiğimiz pilavlık bulgur arkadaşlar. Ama iri olanından tabii ki. Üzerine boşaltıyoruz. Pişinceye kadar, yumuşayıncaya kadar kaynatacağız bunu. Tabağımıza aldığımız bir tane yumurtanın sarısının üzerine 7 yemek kaşığı kadar yoğurt koyuyoruz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da un koyup iyice çırpacağız. Dediğim gibi birçok faydası bulunan aşotunu mutlaka çorbasını yapıp denemenizi isterim arkadaşlar. Yani cilt sağlığından, egzamadan tutun uykusuzluğa kadar düzenli kullandığında iyi gelen bir ot. Bunu ayran haline getiriyoruz böyle. Biz aşotunu yazın iç açıklarda falan da kullanıyoruz. Yani hoşumuza giden bir tat. Şimdi iyice çıktı. Bulgurumuz kaynamaya başladı. Evet arkadaşlar, bulgurumuz yumuşamaya başladı. Pişti. Biraz sıcak sudan alıp ayranımızın içine bırakıyoruz. Kesmemesi için. Sonra kontrollü bir şekilde ayranımızı içine boşaltıyoruz arkadaşlar. İyice kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Yoğurtlu çorbaları da kaynayıncaya kadar karıştırmamız lazım kesmemesi için. Şimdi kaynayıncaya kadar çorbamızı karıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çorbam 10 dakikadır kaynamaya başladı. Kısık ateşe aldım onu. Şimdi çorban sosunu yapıyoruz. Sosu için bir tavaya bir yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Siz bunu tamamen tereyağı ile de yapabilirsiniz.
Biraz da sıvı yağ ekliyorum. Hakikaten lezzetine bayılacağınız, severek tüketeceğiniz bir çorba olacak. Kış ayları içinde harika, güzel, sıcak bir çorba arkadaşlar. Dediğim gibi siz yağını tamamen tereyağı da kullanabilirsiniz. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. İstediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Biz fazla tereyağının kokusunu sevmediğim için bir yemek kaşığı kadar koydum. Bir büyük baş soğanı küçük küçük doğradım arkadaşlar. Şimdi bu yağı ilave ediyoruz. Kızarıncaya kadar, pembeleşinceye kadar daha doğrusu burada kavuracağız bunu. Yani soğan ne kadar bol olursa lezzeti o kadar güzel olur. Şimdi bu da kızarmaya başlasın. Altını fazla açmayın ki yanması hafif hafif kızarsın arkadaşlar. Soğanlarımız kavrulurken biz de şimdi otlarımızı küçük küçük doğrayacağız. Şiş otunu arkadaşlar manavlardan bulabilirsiniz. Büyük manavlarda. Ben manavdan almıştım. Migros marketlerde de var. Yani fazla alıp muhafaza etmek için doğrayıp buzdolabında da saklayabilirsiniz yani. Gerçekten çok faydalı bir ot, şiş otu. Yani cacıklarınızda falan kullanabilirsiniz, salatalarda kullanabilirsiniz, kahvaltıda tüketebilirsiniz. Arkadaşlar, soğanımız pembeleşti. Dediğim gibi çok ocağın altını açmadan hafif bir ateşte çevrede güzel böyle karamelize bir hale gelinceye kadar kızartacağız bunu. Yani çiğ kalmayacak, tamamen pişecek soğanlar. Şimdi içine doğradığımız, kıydığımız şiş otlarımızı koyuyoruz. Bir dakika kadar çevirdikten sonra kaynamakta olan çorbamızı bırakıyoruz arkadaşlar. Camın altını kapatıyoruz.
2-3 dakika kadar da böyle kaynattıktan sonra çorbamız servise hazır. Ben tuzu baştan koymamıştım arkadaşlar. Yoğurtlu çorbalarda en son tuzu koyuyorum ben. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzunu koyup karıştırıyoruz. 5 dakika sonra çorbamız hazır. Evet arkadaşlar, çorbamız pişti. Servis tabağına aldım. Ben bunu yaparken iri bulgur kullanmıştım arkadaşlar. Sizler isterseniz pirinç de koyabilirsiniz. Dövülmüş buğday da koyabilirsiniz. Yani sizin damak zevkinize bağlı. Üzerine de yine küçük doğradığım kişniş şotuyla süsledim arkadaşlar. Kıvamı da böyle. Hakikaten yani mis gibi bir koku sardı burayı. Soğanla kişnişin birleşmesi hakikaten mükemmel oldu. Size deneyin derim arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Teşekkür ederim.